Selam, ben Davut'tan. Dostlar, geçen kitap okuyordum. Ne hikmettir bilinmez. Edip Yüksel'in azabına mı uğradık bilmiyorum. Şey aklıma geldi. Ya dedim, Edip Yüksel'i bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanlığı'na oturtmuş olsa, Diyanet İşleri Başkanı olsa neler olur Diyanet İşleri Başkanlığı'nda? Gerçekten çok komik şeyler olur. Ondan eminim. O konuya, o komik durumdan bahsetmeden önce, daha doğrusu Edip Yüksel'in teşkilatı, Diyanet İşleri Başkanlığı komik duruma düşürmeden önce, söyleyeceklerimden önce şunu söylemek isterim. Şimdi bazı arkadaşlar da dindar olsun ya da olmasın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirirken bazen dozajı gerçekten baya baya arttırıyorlar, sınırı aşıyorlar. Çoğu zaman da biraz edepsizleşerek eleştiriler yapıyorlar. Eleştiriden ziyade hakaret ediyorlar. Dindar kesimden şöyle eleştiriler alıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim. Eleştirilmeyecek bir merci değil Diyanet İşleri Başkanlığı. Ben her zaman diyorum, bir dindar olarak secde ettiğim ilaha bile eleştiri listesinde yer aldırtıyorum. Hatta listenin en başlarında. Bunu söylemiş olalım. Bazı beni yeni tanıyan arkadaşlar belki kafaları karışabilir. Hani şunu düşünebilir: ya Davut Hoca, sen dindar mısın? Ya da nasıl bir dindarsın? Nasıl bir ilahiyatçı, felsefecisin falan şeklinde düşünebiliyorlar. Yorumlarda onları da görüyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi dedim ya, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirirken işte boş işler yapıyor. Ondan sonra işte ülkenin gelirinin bilmem yüzde kaçını alıyor falan filan. Daha önce bir videomda söylemiştim galiba. Arkadaşlar, bunlar çok gereksiz şeyler. Şimdi insanların hayatının devamladığı için çalışması gerekiyor. Çalışmak için de işe ihtiyacı var. Değil mi? Herkes simit satamaz. Herkes inşaatlarda çalışamaz. Herkes öğretmenlik yapamaz. Herkes okuyamaz. Okusa da, bak hepimiz okuduk, KPSS sınavından belirli bir yere gelene kadar nelerimizi feda ettik, yani ne zamanları feda ettik, ne kadar uğraştık, çabaladık, derste çalıştık, okullar okuduk, sınavlara girdik, değil mi? Yine de yaşımız belirli bir raddeye gelene kadar yine de bir devlet kurumunda iş bulamamış olabiliriz. Özel sektörde de bulamayabiliriz. Buradan şuna gelmek istiyorum dostlar. Hani derler ya, işte 110 bin tane hoca var, bunlar boş insan falan. Şimdi size göre boş insan arkadaşlar, bunu söyleyelim. O insanların çok iyi, çok ahlaklı olduğunu falan söylemiyorum. Söylemeye çalışım o değil. Ama o insanların bir gelir kaynağı arkadaşlar. Böyle bakmanız lazım. Şöyle düşünmeniz lazım. Ya bu insanlar gelir elde ediyorlar. Onların rızık kapısı. Onlar oradan maaş alıyorlar. Hem kendilerine hem de işte ailelerini geçindirmek için bir aşa kapısı. Öyle bakmalısınız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tam olarak neler yaptığını siz, yani çoğunuz bilmiyor, onu biliyoruz. Size göre yanlış şeyler, size göre eksik şeyler, size göre yapmaması gereken şeyler yapıyorlar. O size göre arkadaşlar, bunu söyleyelim. Hani yoksa şunu demiyorum ben, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her kararı mükemmeldir, falandır, uygardır, carttır, curttur, dine uygundur falan demiyorum. Oralarda değilim. Sadece bu gibi söylemlerle o teşkilatta çalışan, rızkını temin eden insanları üzmeyin arkadaşlar. Bunlar iyi şeyler değil. Yani dışarıda simit satan arkadaşın kalkıp Diyanet'e laf çakması, dışarıda tuvalet bekçiliği yapan bir arkadaşın laf çakması, işsiz bir insanın laf çakması hiç etiksel değerlere uymaz. Adama sen kendine bak derler arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Edip Yüksel abimiz sizin Diyanet İşleri Başkanlığı'na çok kötü çattığını, aslında her kuruma çattığını, herkese, bu ülkeyle alakalı her değere çattığını biliyoruz. Çoğu zaman yani freni patlamış kamyon misali sağa sola böyle ezerek gidiyor, pazar yerine dalıyor, çocukların olduğu noktaya dalıyor, dağıtıyor, gidiyor, eziyor falan filan. İnsanlar bağırdıkça da haz alıyor. Edip Yüksel'in böyle bir dengesiz bir politikası var. Zaten bu konuda ciddiye almıyoruz. Akıllı insanlar, Edip Yüksel gibi adamları bu gibi konularda ciddiye almazlar. Biz de almıyoruz. Anlayacak gibi değil. Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilmiş olsa
ne yapar, ne yapmaya çalışır? Bunu bir düşünelim arkadaşlar. Çok dengesiz şeyler yapmaya çalışır. Çok dengesiz, öyle tahmin ediyorum. Gerçi Diyanet İşleri Başkanlığı da başbakana bağlı bir kurumdur, devlet kurumudur. Baştaki otorite ne derse onu yapmak zorundadır. Bunu da söylemiş olalım ama yine zat-ı alilerini diyelim ki kafasına göre takıldığını düşünelim. Faraza böyle bir ütopik bir Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatından bahsedelim. Edip Yüksel başta şunu yapar, bundan eminiz. 19 sistemiyle alakalı çok abuk subuk şeyler kurar bence, kararlar alır. 19 sistemine inanmayan insanlar hakkında herhalde bir cadavu başlatır. 19 sisteme inanmayanlar ki söylüyor zaten, kafir, müşrik, sünni, müşrik, bilmem, basiretsiz, matematikten anlamayan, inanmak istemeyen, kafir, ondan sonra işte aslandan kaçan zebra gibi böyle tuhaf tuhaf ormanın hayvanlarını güldürtecek, şehrin kedisini köpeğini güldürtecek şeyler söylüyor ya, onun dozajını daha da arttırır. İşte kendisine verilmiş olan yetkiye istinaden bunu çok kötü şeylerde kullanır. Kendisine yalakalık yapan, kendisinin müritliğini yapan, o yetersiz ve çoğu da ahlaksız olan o kardeşlerimizin de maalesef şeyiyle, iltifatlarıyla cuşa gelir. Ondan sonra işte körler sağlar, birbirine ağlar hesabı böyle tuhaf tuhaf şeyler, kararlar alırlar ve milletin canını okurlar. Yani bu gücü elde etseler bunu yaparlar. Bunu biliyoruz. Bu yüzden hiç kimseye böyle ahlak dersi anlatmasınlar. Ben sizin iyiliğinizi biliyorum. Edip Yüksel ve camiası. Edip Yüksel Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilmiş olsa, Diyanet İşleri Başkanlığı olsa sadece 19'la alakalı zulüm işlemez arkadaşlar. İşte hadis kültürü ya da diğer rivayetlerle alakalı kültürlere yönelik de katliam yapar. Muhtemelen kitapları yaktırtır. Ondan sonra o kitapları okumak isteyen insanları büyük ihtimalle cezalandırır. O insanlara şiddet bile uygulattırır. İnsanları dolduruşa getirir, onların üzerine saldırttırır. Bu yapıda bir insan olduğunu biliyoruz. O gücü, o iktidarı elde etmiş olsa Edip Yüksel bunları yaptırtır. Sadece bunlar da değil, Edip Yüksel'in daha başka hiç de hoş olmayan, bu ülkenin değerlerine uymayan gerçekten birçok şeyleri var, görüşleri var. Ben bazılarını söylemiyorum, bazıları politik olabilir düşüncesiyle. O konulara girmeyelim ama söylediğim gibi, belki bazı arkadaşlara bu çok komik bir iddiaymış gibi geliyor ama hayır, komik olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Edip Yüksel, bütün samimiyetimle söylüyorum, tanıyanlar bana hak veriyordur. Gerçekten Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilmiş olsa bunları yapar. Daha başka çirkin şeyler de yapar. Yani gerçekten yapar. Hatta şunu da söyleyeyim. Bazı ateist arkadaşlara her ne kadar kapı araladığını söylese de onlara yönelik de hiç de hoş olmayan kararlar aldırtır. Çünkü bazı ateist arkadaşlar, kendisiyle tartışan arkadaşlar bana dönüş yaptıklarında hiç de ahlaklı bir insan değilmiş Davut Hocam. Harbi seni çok daha iyi anlıyoruz demişlerdi. Çünkü hiç dinlemiyor bizi demişlerdi. Yani adam habire 19. Ben içimden şunu demiştim, vay 19 kadar taş düşmesin kafana Edip Yüksel hesabı. Yani inanmadığımızda ya da kendisine argüman sunduğumuzda zaten dinlemiyor. İşte bilerek inanmıyorsun, görmek istemiyorsun kabiliğinden böyle. Genelde biz dindarlarda olan, genelde tabii dindar olmayanlarda da oluyor da bu şekilde bir şeyi oluyordu, işte ön yargısı. Ve hoş bir tartışmada sergilenmiyordu demişlerdi arkadaşlar. Arkadaşlar demesine gerek yok. Ben kendisiyle zaten tartıştığımda da bunu gördük, yaşadık. Hani tartışmış olmam da gerekiyor. Kendisinin birkaç yüz tane videosunu izledik. Adam hakkında kitap yazdım. O yüzden adamı iyi biliyorum arkadaşlar. Türkçe'ye tercüme edilmiş hemen hemen bütün kitaplarını okudum. Bazılarını birkaç defa okudum. Yani Edip Yüksel hakkında öyle bilgisiz bir insan değiliz. 30 küsur yıldır da tanırım. Bunu söyleyelim. Şahsen 2014 yılında tanıştık. Bunu da söyleyelim ama Edip Yüksel'i 80'li yılların sonlarına itibaren tanıyorum arkadaşlar. Yani Edip Yüksel'i dün tanımış bir insan değilim. Bazı yeni Edipçi arkadaşlar belki şey yapabilirler, beni tanımadıkları için yeni tanıdığımı düşünebilirler. Hayır, yeni tanımıyorum. Neyse dostlar, laf fazla uzatmayalım. Bugün iki video olmuş oldu bu videomla. Başka video yapar mıyım bilmiyorum. Aslında yapasım geliyor ama birkaç konu daha vardı. Belki yapabilirim. Ama şimdilik kesin bir şey söylemeyeceğim. Edip Yüksel, Diyanet İşleri Başkanlığı'na getirilmiş olsa bunlar kesinlikle olur.
Hatta bunun açılımını yaparsak çok daha çirkin tablolar çıkar ortaya. Kesinlikle emin olabilirsiniz. Yani zulüm üzerine zulüm icra ederdi dostlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ve bana katılan arkadaşlar da vardır diye düşünüyorum. Hoşçakalın.